Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Loca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Solunum sisteminin 9. bölümünde karşınızdayız. Konumuz solunum gazlarının taşınması. Bu konu çok önemli. Yine slide'ın PDF'i aşağıda bilgi kutucuğunu genişleterek oradan ulaşabilirsiniz. Solunum gazlarının taşınması neden önemli? Çünkü ÖSYM'i çok seviyor arkadaşlar. Soru bankaları çok seviyor. Denemelerde çok çıkıyor. Özellikle içerisinde bulunan, solunum gazlarının içerisinde bulunan karbondioksitin taşınması çokça soru getiren kısımlardan. Çünkü kimya ile de birazcık bağlantılı. Yani kimyasal tepkimeleri de bir tık bilmemiz lazım. Tabii ki biz onları yine aklımıza tutmak için ufak ufak şifrelendirmeler ve anlamlandırmalar yapmış olacağız. Böylelikle daha rahat aklınızda kalmış olacağını umuyorum. Ancak arkadaşlar, dediğim gibi çok önemli bir konu solunum gazlarının taşınması. İki tip solunum gazımız vardı. Bir tanesi oksijen, bir tanesi karbondioksit. Öncelikle oksijenin taşınmasıyla başlamış olacağız. Evet, oksijenin taşınmasıyla dediğimiz gibi başlıyoruz. Bakalım oksijen nereden nereye taşınıyor, nasıl taşınıyor, bunları öğreneceğiz sizlerle beraber. Şimdi oksijenin taşınması iki şekilde oluyormuş arkadaşlar. Diyor ki bir kan plazmasında, bir de arkadaşlar hemoglobine bağlı olarak taşınıyormuş. Şimdi ne kadarlık bir kısmı? %2'lik bir kısmı kan plazmasında, %98'lik bir kısmı da hemoglobine bağlı olarak taşınıyormuş. Şimdi kan plazması, hemoglobin, biz bunları nerede gördük arkadaşlar? Biz bunları dolaşım sisteminde gördük. Dolayısıyla şu anda birazcık yabancı olabiliriz. Bunlardan birazcık bahsedeceğim sizlere. Kan plazması neydi, hemoglobin neydi, birazcık bahsedeceğim ama öncelikle şöyle bir grafiğimiz var. Yani oksijenin taşınması, şurada oksijen diyelim. Oksijenin taşınmasında bakın %2'lik bir kısmı sadece kan plazmasında taşınıyormuş. %98'lik bir kısmı ise arkadaşlar hemoglobine bağlı olarak taşınıyormuş. Hemoglobin neyin içerisindeymiş? Al yuvarın içerisindeymiş. Dolayısıyla demek ki %98'lik bir kısmı da al yuvarda taşınıyor. Şimdi kan plazmasında çözülmüş halde nasıl taşınıyor onlara bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, kan plazmasını şöyle anlatalım hemen. Kan plazmasını biz serum, plazma ve doku sıvısı farkı videomuzda çokça irdelemiştik. Yani serum neydi, plazma neydi ve doku sıvısı farkı neydi? Bunları anlatmıştık. Bu videomuza da göz atabilirsiniz. Biz biyolojide karıştırılanlar videosu çekmeyi çok seviyoruz. Çünkü öğrenciler bu noktalarda özellikle kısa videoları daha çok anlamlı buluyorlar. Daha direkt işlerine yarayan videolar olmuş oluyor. Şimdi o videodan bir kesit alacağım. Neyi anlatmak için? Plazmayı anlatmak için. Çünkü diyor ki %2'si kan plazmasında çözülmüş halde taşınır. Peki kan plazması ne? Hemen bakalım. Şimdi şöyle bir sıralama yapmış. Diyor ki doktorunuz kan aldırmamızı istedi. Sonra kan aldırmak üzere laboratuvara gittik. Hemşire iğneyi batırdı. Canımız yandı. Normalde omurilik refleksi gereği ne yapardık? Kolumuzu çekmek isterdik. Ancak beynimiz bu arada ne yaptı? Devreye girdi. Ve dedi ki bu refleksi artık yapma. Çünkü bu durum bizim yararımıza olan bir durum dedi. Burada hem ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlere hem dolaşım sistemi tekrar ediyorum. Hem de aynı zamanda nöroloji, yani beyin sinir sistemini tekrar etmiş oluyorum. Sonra ne yaptım? Kanımız bir tüpe alındı ama bu tüp özel bir tüp. Çünkü bu tüpün kenarında kanın pıhtılaşmasını engelleyen özel bir kimyasal bulunuyor. Çünkü kan eğer pıhtılaşırsa onu inceleyemez ve kan hücrelerini göremeyiz. Sonra ne yapmışız bakalım. Tüpteki bu kan santrifüj makinesine konarak santrifüjlenir. Bakın burada bir santrifüj makinesi var. Çok böyle hızlı dönen bir makine ve böylelikle kanın içerisindeki maddeler birbirinden ayrışmış oluyor. Neyine göre? Yoğunluklarına göre. En yoğun olanlar en altta kalıyor. Daha az yoğun olanlar en üstte kalıyor şeklinde arkadaşlar davranış söz konusu. Sonra tüpteki kan artık homojen değil. Yani normalde bakın kanımız nasıl? Şu şekilde görünüyor. Ama santrifüjden sonra artık homojen değil. En yoğun olan maddeler en altta bulunuyor. En az yoğun olan maddeler de en üstte ne yapıyor? Konumlandırılmış oluyor. Peki hocam, sen plazmayı anlatacaktın. Plazma ne? Ona bakalım. Bakın plazma dediğimiz kısım burada. Yani en üstte kalan kısım. En altta kalan kısım ise kırmızı kan hücreleri görüyoruz. Yani al yuvarlar. Peki plazmanın içerisinde neler var? Bakın %90 su, %7 albümin globulin proteinleri, fibrinojen proteinleri bulunuyor. Şu arada da neyimiz varmış? Ak yuvarlarımız ve trombositlerimiz varmış arkadaşlar. En altta da dediğimiz gibi kırmızı kan hücreleri var. Şimdi biz plazma olarak bu video farklı şekilde hepsini anlatacağı için oraya girmeyelim. Şimdi bakıyoruz. Burada şurada gördüğümüz kısım, yani şu sarıyla gördüğümüz kısım neymiş? Demek ki kan plazmasıymış. Yani %2'lik oksijenim aslında nerede taşınıyor? Şunların içerisinde taşınmış oluyor. Kan plazmasını bu şekilde hatırlamış olduk. Devam ediyorum. Şimdi bir de neye bakalım? %98'i hemoglobine bağlı halde taşınıyormuş. Al yuvarın
Diğer ismi neydi? Eritrositti. Eritrositin içerisinde demek ki ne var? Hemoglobin var. Şimdi eritrosit ne demekti? Ona bakalım hemen arkadaşlar. Eritro kırmızı demek. Sito zaten hani sitoloji. Sitoplazmadan aklınıza gelsin demiştim. Hani sitoplazma dediğimiz yapı. Sito hücreydi. Plazma da neydi arkadaşlar? Hücrenin sıvı kısmıydı. Dolayısıyla eritrosit de kırmızı hücre. Kırmızı kan hücresi. O zaman eritrosit dediğimiz yapı ne? Al yuvar. Şimdi bu al yuvarın içerisinde ne varmış? Hemoglobin varmış. Diyor ki yapılarında kana kırmızının rengini veren hemoglobin bulunur. Hemoglobin oksijen ve karbondioksit taşınmasına görev alır. Ama biz şu anda neyi görüyoruz? Oksijenin taşınmasını görüyoruz. %98 oranında nerede taşınıyor? Bunların yani şu al yuvarımın içerisinde taşınıyormuş arkadaşlar. Bu da nerede bulunuyor? Kanda bulunuyor bu al yuvarda. Şimdi bunun içerisine biraz daha bakalım. Yani al yuvarın içerisine her kırmızı kan hücresi yani al yuvarın eritrosit yaklaşık 280 hemoglobin molekülü içeriyormuş arkadaşlar. Zaten biz ne dedik? Hemoglobinin içerisine taşınır oksijen dedik. Protein yapılı bu hemoglobin merkezinde demir içeren 4 tane hem grubu ile globulin proteinlerinden oluşur. Hem grubundaki demir kana kırmızı rengini verir. Demek ki al yuvarın bu şekilde kırmızı görünmesinin nedeni aslında içerisindeki hemoglobin. Hemoglobinin kırmızı görünmesinin nedeni de ne? Bu içteki şu ortadaki bakın bulunan demir arkadaşlar. Demir ilacı vesaire içtiyseniz görmüşsünüzdür. Demir ilaçları böyle kan gibidir. Çünkü rengi demir rengi olduğu için arkadaşlar kırmızı olduğu için kanımız ne? Kırmızı renkte görünüyormuş. Tamam. Bir de demiş ki hemoglobine oksijen bağlandığında hemoglobin daha parlak kırmızı renk alır. Bakın burada bir atar damarı görüyorum. Daha fazla oksijen içeriyor. Burada da arkadaşlar bir toplar damarı görüyorum. Atar damarda fazlaca oksijen olduğu için daha açık ve parlak görünürken toplar damarda daha mat ve daha koyu renkli bir kırmızı şeklinde görünmüş oluyor. Neden anlattım bunları? Şimdi biraz sonra size çokça işte al yuvar şuraya taşır, hemoglobin buraya taşır vesaire vesaire hemoglobine bağlanır, al yuvara bağlanır çokça cümle içinde kullanacağım. Bunları daha öncesinde çokça oturtmamış olabilirsiniz. O nedenle şöyle ufak bir tekrar yaptım. Bakın hala konuya gelmedim. Ne yapıyorum? Bir de demişim ki eğer her bir al yuvar içerisinde 280 tane hemoglobin varsa ve bu 280 hemoglobinin her birinin içerisinde de 4'er tane demir iyonu varsa arkadaşlar bu şekilde bir bağlanma yani oksijen hemoglobine bağlanacağı için arkadaşlar ne diyoruz? Yaklaşık 1 tane al yuvar 1120 tane oksijen taşır diyoruz. Yani şunlardan tek bir tanesi 1120 tane ne taşıyabiliyormuş? Oksijen taşıyabiliyormuş kaba hesapla diye söyleyebiliriz. Tabii ki bunları hani ezberlemenize, öğrenmenize gerek yok. Biraz kafamızda oturduysa harika. Şimdi başladık. Atmosferimiz var. Şöyle güzel, şöyle bulutlar falan da varmış içerisinde. Bunlar tabii sonra kapanacağı için şimdilik bulut gibi düşünebilirsiniz. Atmosferim var. Şimdi atmosferden ben ne almayı planlıyorum? Oksijen almayı planlıyorum. Neden oksijen almayı planlıyorum? Çünkü benim vücudumdaki hücreler enerji üretebilmek için hatırlarsanız mitokondri denilen bir organelim vardı. Bu mitokondri organeli hücreme enerji sağlayabilmek için ne yapmalı? Oksijen almalı. Oksijeni de nereden alıyorum? Atmosferden alıyorum. Atmosferden ama alıyorum ama büyük bir dolaşımla alıyorum değil mi? Yani akciğerlerimle alıyorum. Hani diyorduk ya biz buna işte dış solunum, iç solunum, hücresel solunum diye. Biz dış solunumla oksijeni ne yaptık? Hücrelerimize, akciğerlerimize aldık. Akciğerlerden alındıktan sonra amacım bunları nereye taşımak? Amacım bunları hücreye taşımak ki hücre işini yapabilsin. Yani dış solunum ve iç solunumdan bahsedeceğiz bugün sizlere. Geldi. Akciğerdeki alveolüm burası. Sonra burada ne varmış? Kalp varmış. Akciğer ve kalp. Tamam, dolaşım sistemi dediğimiz gibi. Sonra burada da neler var? Hücreler var. Hücrelerin, aynı tip hücrelerin oluşturduğu topluluğa biz ne diyorduk arkadaşlar? Doku diyorduk. Burada bir doku var. Doku varsa neyin dolmasını bekliyorum? Bir doku sıvısının dolmasını bekliyorum. Yani hücrelerin arasını dolduran yapıya da doku sıvısı diyordum. Hatırlarsanız hücreler direkt kan damarlarıyla bağlantılı değildi. Öncelikle doku sıvısı ardından hücreler vardı. Yani doku sıvısı kan damarı ile hücreler arasında bir köprü görevi yapıyordu. Maddelerin iletiminde transit görevi yapmış oluyordu. Şimdi akciğer, atar damarım var. Burada da yine tabii ki kalbim var.
akciğer atar damarından kalbe nasıl kan gidiyordu? Normalde atar damar temiz, yani oksijen bakımından zengin kan taşırken akciğer atar damarı farklıydı. Diyorduk ki akciğer atar damarı temiz kan taşımaz. Aksine kirli kan, yani karbondioksit bakımından zengin kan, oksijen bakımından fakir bir kan taşıyordu. Burada da neyim var? Alveol kılcalım var. Burası bir alveolmüş. Yani hatırlarsanız kılcal damarlarda alışverişler meydana geliyordu Starling hipotezi gereği. Dolayısıyla alveol kılcalı da buradaymış. Ne yapacak? Buradaki alışverişte demek ki bu kılcalda meydana gelmiş olacak. Bir de neyim var? Akciğer topları varmış. Akciğer topları da yine hatırlarsanız arkadaşlar ne diyorduk? Normalde toplar damarlar karbondioksit bakımından zengin, oksijen bakımından fakir kan taşırlardı. Yani kısacası kirli kan taşırlardı. Ancak buradaki toplar damar akciğerin toplar damarı olduğu için ne yapıyorum? Burada akciğer, hani oksijen buradan geliyor ya. Dolayısıyla akciğerin topları neleri topluyor arkadaşlar? Oksijenleri topluyor. Dolayısıyla akciğer toplar damarı temiz kan, yani oksijen bakımından zengin kan taşıyor. Tamam. Devam ettim. Bu zengin kanı kalp vücuda göndermek istiyor, oksijen bakımından zengin kanı. En büyük atar damarım olan nereye veriyor önce? Aorta veriyor. Bu aorttan da ne yapıyor arkadaşlar? Diğer organlarımıza dağılmış oluyor. Her hücrenin, yani oksijene ihtiyacı olan her hücrenin ne yapması lazım? Bu oksijene ulaşması lazım. Dolayısıyla bunu da sağlayan kim? Dolaşım sistemimizdeki damarlar. Evet, yani atar damarlarımız. Atar damarlar bu oksijeni damarlardan iletirken arkadaşlar, bu damarlardaki alışverişin olabilmesi için hangi damarlara ihtiyacım vardı? Kılcal damarlara ihtiyacım vardı. Bakın burada da kılcallardan bahsediyorum, burada da kılcallardan bahsediyorum. Alışveriş hem alveollerde kılcallardan meydana geliyor, hem de aynı şekilde arkadaşlar hücrelerdeki bu alışverişin meydana gelmesi için doku kılcallarına ihtiyacım var. Yine oksijen, karbondioksit alışverişleri bu kılcallarda meydana geliyor. Çünkü ne demiştik? Toplar ve atar damarların duvarları çok kalındı. Dolayısıyla buralardan herhangi bir alışveriş meydana gelmiyordu. Sonrasında da pis kanı karbondioksit bakımından zengin, oksijen bakımından temiz, oksijen bakımından fakir kanı arkadaşlar ne yapıyoruz? Toplar damar aracılığıyla tekrar kalbe gönderiyoruz. Sonra tabii ki yine kalp bunu temizlenmek üzere akciğere gönderiyor. Şimdi bu dolaşım sistemiydi. Şuradaki kısma, yani kalp ve akciğer arasındaki olan kısma biz küçük dolaşım demiştik. Kalp ve vücut arasındaki dolaşıma da ise arkadaşlar büyük dolaşım ismini vermiştik. Bu dolaşım sistemiydi. Şimdi amacım ne? Oksijenin taşınmasını göstermek. İlk olarak nasıl taşınacak oksijen arkadaşlar? %2'si plazmada çözünmüş halde taşınacak. Biraz önce plazmayı gördüm. Yani kan damarının içerisinde taşınacak. Oksijen bakın ne yaptı? Atmosferden geldi akciğere. Akciğerden nereye geldi arkadaşlar? Akciğerden alveollere geldi. Ve bu alveollerden nereden? Kılcallardan ne yapmasını bekliyorum? Kılcallardan bir alışveriş olmasını bekliyorum. Oksijenler ne yapacak arkadaşlar? Bir kısmı al yuvarın içerisindeki hemoglobine bağlı olacak. Bir kısmı da plazmada çözülmüş olacak. İlk önce neyi göstermişiz? Al yuvar içerisindeki hemoglobine bağlı halde olduğunu. Ne yaptı? Bu oksijen geldi, alveol kılcalından girdi ve buradaki nereye bağlandı? Al yuvara bağlanmış oldu. Ardından oksijen almış olan al yuvar ne yapıyor? Pıtı 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 ilerliyor. Bakın öncelikle akciğer toplar damarına, ardından kalbe, aorta ve sonrasında nereye geldi? Doku kılcalına gelmiş oldu. Artık nereye inmesi lazım? Hücrelere ulaşması lazım. Hücrelere ulaşması için de ne yapıyor? Ayrılıyor. Kimden? Al yuvardan ayrılıyor ve sonra önce doku kılcalına, ardından da hücrelerde, mitokondride, hücresel faaliyetlerde enerji elde edebilmek için kullanılmak üzere hücrelere gönderilmiş oluyor. İşte bu kadar. Ardından bakın %2'lik plazmada çözülmüş halde olduğu kısmı izliyoruz. Yine buna bakalım. %98'i al yuvar aracılığıyla taşındı. %2'si de plazmada, yani kan damarında, bakın kan damarına veriliyor alveole. Ardından da ne yapıyor? Yine o da doku kılcallarından doku sıvısına, ardından da hücrelere geçmiş oluyor. Şimdi oksijenin taşınması bu şekilde, iki şekilde olmuş oldu. Yani bir transite ihtiyaç duydu. Kimdi o? Al yuvardı. Ardından çok kısa, minik bir kısmında, küçük bir kısmında nerede taşındı arkadaşlar? Kan plazmasında taşınmış oldu. O zaman ekstra bir taşıyıcıya ihtiyacı yok. Kanın akışıyla birlikte oksijen ilerliyor. Ama
%98'lik büyük bir kısmı ise arkadaşlar hemoglobine bağlı ilerlemiş oluyor. Şimdi o zaman bu olaylar nerelerde meydana geliyor? Bu da çok soruluyor bizlere. Yani oksijenle hemoglobin nerede bağlanır? Oksijenle hemoglobin nerede ayrılır? Bu sorular da çok geliyor. O yüzden bunlara şöyle bir topluca bakmak istedim. Öncelikle akciğer alveollerindeki kılcallarda bulunan alyuvarı. İçerisinde tabii ki neyim var yine? Hemoglobinim var. Hemoglobini neyle göstermişim? Hb ile göstermişim. Şimdi burası atmosfer. Atmosferde de neyin bulunuyor? Oksijenin bulunuyor. Akciğer alveollerindeki kılcallarda oksijen ile alyuvarın içerisindeki hemoglobin birleşiyor. Yani bu olay nerede meydana geliyor? Akciğer alveollerindeki kılcallarda. Şöyle diyebilirsiniz akciğerlerde. Ya da şöyle diyebilirsiniz alveollerde. Meydana geliyor diyebilirsiniz. Aslında kılcal damarlarda meydana geliyor ama direkt hani akciğerin olduğu kısımda meydana geliyor da deseniz yanlış olmayacaktır. Şimdi o zaman baktım kimyasal bir tepkime varmış burada. Bakın burada ne yaptı? Hemoglobin ile oksijen birleşti. Herhangi bir enzim yok arada. Oksihemoglobin dediğimiz oksijen ile hemoglobinin birleştiği yapı oluştu. İsmi oksihemoglobin. Yani anlamanız zor değil. Şu hemoglobin, şu da oksijen. İkisi birleşmiş ve bu arkadaşlar oksihemoglobini oluşturmuş. Peki doku kılcallarındaki alyuvarlarda neler meydana geliyor ona bakalım. Şimdi alyuvar içerisindeki hemoglobin oksijene bağlanmıştı zaten değil mi? Oksijene bağlı haldeydi. Nerede? Akciğerde bu bağlantı gerçekleşti. Peki nasıl yapacak burada? Doku kılcallarında artık oksijenden ayrılması lazım. Çünkü amacım neydi? Doku kılcallarındaki doku kılcallarından hücrelere, dokulara arkadaşlar neyi göndermek? Oksijeni göndermekti. O zaman artık ne yapsın? Bu ayrılsın hemoglobinden ve buradaki oksijenler nereye gitsin? Doku hücrelerine gitmiş olsun diye düşünüyorduk. Amacımız buydu. Yani akciğerde hemoglobinle oksijeni bağlıyorum. Ancak doku kılcallarında, dokularda ya da diyebilirsiniz, dokularda da ne yapıyorum? Hemoglobini oksijenden ayırıyorum. Çünkü amacım zaten bu oksijeni taşımaktaki amacım oksijen şu hücrelere ulaşabilsin. Dolayısıyla hücrelere gelince, yani dokuya gelince, doku hücre topluluğu demekti biliyorsunuz. Dokulara gelince de hemoglobinden oksijen ne yaptı? Ayrılmış oldu. Yani taşıma işlemi buraya kadardı. Servis buraya kadardı. Servisi ne yaptı? Bitirmiş oldu. O zaman oksihemoglobin vardı elimde. Nerede oluşmuştu? Akciğerde oluşmuştu. Akciğerde oluşan bu oksihemoglobin dokulara geldiğinde artık neye ihtiyacım yok? Bu bağlantının sürmesine ihtiyacım yok. Ne yaptı? Hemoglobin oksijeni bıraktı ve dedi ki git arkadaş hücrelere faydalı ol ve hücrelere ne yaptı arkadaşlar? Oksijen gitmiş oldu. Şimdi bu olayların dediğim gibi nerede meydana geldiği çok önemli. Bakıyorum hemen. İlk olay oksijenle hemoglobini nerede birleştiririm? Mantık olarak alveollerde birleştiririm. Çünkü alveollerde oksijeni görüyorum ve dolayısıyla oksijeni almak, taşımak için ilk başta oksijeni bir hemoglobine bindirmem lazım. Dolayısıyla bu taşıma işleminin ilk başladığı yerde öncelikle ne yapıyorum? Oksijeni alıyorum. Neresi burası da? Alveol kılcalı. Size dese ki akciğerde meydana gelir, o da doğru. Alveolde meydana gelir, o da doğru. Bazen genel söylüyorlar ama aslında nerede olur bu olay? Alveol kılcalında meydana gelir. Diğeri de arkadaşlar şu da, şu bırakma olayı da nerede meydana gelecek? Doku kılcığında meydana gelecek. Size bazen doku da diyebilir, o da doğru olarak kabul edilebilir. Ancak bu iki olayda, yani hemoglobinin oksijene bağlanması ya da hemoglobin oksihemoglobinin hemoglobin ve oksijene ayrılması aslında neyin içerisinde meydana geliyor? Alyuvarın içerisinde meydana geliyor. Yani bakın bu birleşme, şuradaki birleşme ya da buradan ayrılma oksijenin aslında nereden oluyor ilk başta? Arkadaşlar buradaki alyuvarın içerisinde meydana geliyor diye söyleyebiliriz. Devam et. Oksijenin hemoglobine bağlanma ve hemoglobinden ayrılma tepkimelerinde herhangi bir enzim ne yapmıyor? Kullanılmıyor arkadaşlar. Bakın burada hemoglobinle oksijen birleşmiş, oksihemoglobin olmuş, herhangi bir enzime ihtiyacım yok. Oksihemoglobin doku kılcalında hemoglobin ve oksijene ayrılmış. Burada da herhangi bir enzime ihtiyacım yok arkadaşlar. Burada da söyleyebiliriz. Demek ki bazı taşımalarda enzime de ihtiyacım olacak. Oksijen taşınması bu şekildeydi. Geldim karbondioksitin taşınmasına.
Karbondioksit bakalım nasıl taşınırmış, nereden alınırmış, nereye verilirmiş, hangi yollarda taşınmış ve neden karbondioksitin taşınması ile ilgili bu kadar çok soru soruluyormuş. Bunları irdelemiş olacağız sizlerle beraber çünkü bayağı cafcaflı işler var burada. Devam edelim. Şimdi oksijenin taşınmasını gördük. Dedik ki %2'si kan plazmasına çözülmüş halde taşınır. %98'i de hemoglobine bağlı olarak taşınır. Neyin içerisinde? Al yuvarın içerisinde. Peki karbondioksitle ilgili durum ne? Karbondioksitin de arkadaşlar yine bir kısmı %7'lik bir kısmı daha fazla oksijene göre daha fazlası bir kısmı suda çözülmüş halde taşınıyor. %23'lük bir kısmı onun da arkadaşlar hemoglobine bağlı olarak taşınıyor. Bakın onun biraz daha azı. Karbon, oksijenin çok fazla bir kısmı hemoglobine bağlıydı. Burada hemoglobine bağlı olan kısım %23'lük bir kısmı hemoglobine bağlı olarak taşınıyor. Demek ki kalan arkadaşlar %70'lik kısmı farklı bir şekilde taşınıyor. Oksijenin taşınmadığı bir yöntemle taşınıyor. ÖSYM de zaten buradaki kısmı çok seviyor, çok cafcaflı buluyor. Buradaki kısmı çok soruyor. Asıl önemli olan kısmı burası olduğunu düşünüyor. Diğer kısımlar oksijenin taşınmasıyla aynı mantıkta arkadaşlar. Ama bakın şurada görebiliyorsunuz %2 iken burada %7 oranında taşınabiliyor kan plazmasında. Kan plazmasında çokça ne var demiştik? Su var demiştik. Demek ki karbondioksit oksijene göre suda daha fazla çözünebiliyor. Daha fazla çözünebildiği için de arkadaşlar su içerisinde yani plazma içerisinde kan plazmasında daha yüksek oranda karbondioksitin taşındığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi mantıken bakalım. Evet burada onu söyledik. Plazmasında çözülmüş olarak taşınır çünkü daha fazla çözünür diye burada da söylemiş olduk sizlere. Şimdi o zaman kan plazmasında çözülmüş halde biliyorum oksijenden az çok. Biraz anladım mantığını. Hemoglobine bağlı. Tamam, bunun da mantığını biraz anladım. Şu beni birazcık zorlayacak gibi. Bakalım bunu da hallederiz. Devam ettim. İlk başta neyi göreceğim? Kan plazmasına çözülmüş halde. Tamam, şimdi kan plazmasına çözülmüş halde. Okey. Kan plazmasına çözülmüş halde de nerede bu karbondioksit? Oksijeni hadi bu atmosferden aldım. Ne yaptım? Atmosferden aldım. Bu dokulara taşıdım. Şimdi karbondioksiti ne? Nereden bulmam lazım? Karbondioksit hücrelerde. Neden? Karbondioksit bir atık. Oksijeni kullanır hücre. Oksijeni kullandıktan sonra atık olarak ne meydana getirir? Karbondioksit. O yüzden karbondioksit fazla olduğu damarlara ne deriz? Pis kan taşıyor deriz. Yani karbondioksiti pis olarak adlandırırız. Neden? Çünkü karbondioksit bizim hücrelerimiz için, vücudumuz için atık bir maddedir. Bunu atmaya çalışıyorum. O zaman nerede olacak ilk başta karbondioksitim? Hücrelerde. Hücreden çıktı, dokuya geçti, dokudan doku kılcalına, toplar damara, akciğer atar damarına, tabii önce kalbe, ardından da nereye verdim? Atmosfere verdim. Şimdi bakalım tekrar. Karbondioksit nereye geldi? Doku sıvısına. Doku sıvısına çıktı. Neden? Çünkü direkt kan damarına veremiyorum. Kan damarına sonra kılcallara verdim. Neden? Çünkü kılcalların buradaki duvarları kalın değil. Bakın. Bunları kalın çizmeye çalıştım anlaşılması için. Kalın değil. Dolayısıyla buradan ne yaptım? Doku kılcallarına verdim. Çünkü neden doku kılcallarına veriyorum? Dokuların yanında doku kılcalı var. O yüzden. Ardından ne yaptı bunlar? Toplar damara gitti. Toplar damardan kalbe gitti. Kalp baktı. Oo, bu nasıl böyle bir kirli kan dedi. Bunları hemen temizlenmek üzere nereye göndermem lazım? Akciğere. Akciğere giren damara ne diyorum? Akciğer atar damarı diyorum. Ama akciğer atar damarında demek ki ne çok? Biraz önce söylemiştik. Karbondioksit çok. Çünkü temizlenmek üzere akciğere gidiyor. Akciğere geldi. Akciğer atar damarından nereye geldi? Alveol kılcalına geldi. Alveol kılcalına geldiği için artık alveollerle bağlantı kurabilir. Karbondioksit alveollere geçti. Ardından hani söylemiştik biliyorsunuz trakedir, bronş, bronşik vesaire geldi. Artık burun ya da ağızdan ne yaptı? Tekrar atmosfere verilmiş oldu. Şöyle bir daha bakalım. Karbondioksit doku sıvısına, direkt kan damarına, ardından da alveol kılcalından dışarıya verilmiş oldu. Burada neyi gördük? Biz plazmada çözülmüş halde olduğunu gördük. Yani %7'lik kısmını gördük. Karbondioksit %7 oranı arkadaşlar bu şekilde taşınmış oluyor. Direkt kan damarı yoluyla. Peki birincisi bitti. İkincisi ne? Al yuvar içerisindeki hemoglobine yani HB'ye bağlı olarak. Bunu da oksijenden biliyorum birazcık ama bakalım nerelerde meydana geliyor. Yine bakın nelerim var? Doku kılcallarımın içerisinde al yuvarım var. Karbondioksitim burada. Hücrelerden çıktı. Doku sıvısına nereye hop yapıştı? Geldi nereye bağlandı? Hemoglobine yani
al yuvarın içerisindeki hemoglobine bağlandı. Hemoglobin dedi ki ben yükümü yüklendim artık ne yapayım ben bunu götüreyim yine alveol kılcallarından bırakayım. Nereye? Atmosfere. Yine aynı şekilde arkadaşlar hop ilerliyor. Doku kılcallarından geçti. Toplar damara. Kalp dedi bu çok kirli. Atar damara gönderdi. Akciğer atar damarına. Ardından alveol kılcallarına geldi. Ama tabii ki al yuvar buradan çıkamıyor. Al yuvarın görevi sadece taşımak. Al yuvar ne yaptı? O yüzden getirdiği bu karbondioksiti bırakacak. Bıraktı karbondioksiti. Arkadaşlar karbondioksit buradan atmosfere verildi. Oksijen taşınmasını hatırlayın. Oksijeni buradan sonra ne yapıyordu? Oksijeni alıyordu. Yani hemoglobin, daha doğrusu al yuvar diyelim. Al yuvar burada karbondioksiti bıraktı. Boşa düştü artık boşta al yuvarım. Ve burada da ne fazla arkadaşlar? Oksijen fazla. Oksijeni aldı ne yaptı? Hemen bünyesine aldı ve bu sefer de oksijeni dokulara taşımaya başladı arkadaşlar. Yani hiç boş kalmıyor al yuvarlar. Mutlaka ya oksijen ya karbondioksit biraz sonra gireceğiz ya hidrojen mutlaka bir şeyler taşıyorlar arkadaşlar. Tıpkı kimler gibi düşünebilirsiniz? Tıpkı garsonlar gibi düşünebilirsiniz. Biraz sonra o analojiyi yapmaya çalışacağız sizlerle ama şimdi burada ne nerede meydana gelir? Şöyle bir toparlayalım. Doku kılcallarındaki al yuvar. Doku kılcallarının içerisinde bir al yuvar var. İçerisinde hemoglobin var. Hücrelerinden de ne çıktı? Karbondioksit çıktı. Karbondioksit doku kılcallarına, doku sıvısına ardından da kan damarına yani doku kılcallarına geçecek ve nereye bağlanacak? Hemoglobine bağlanacak. Peki akciğerdeki alveollere geldiğinde, akciğerdeki alveol kılcallarında bulunan nereye geldiğinde? Alveollere geldiğinde içerisinde ne var şu anda? Karbondioksit var. Şurası da atmosfermiş. Dolayısıyla burada da ne yapacak? İçerisinde bulundurduğu, barındırdığı karbondioksiti bırakacak. Nereye gidebilsin diye? Atmosfere gidebilsin diye arkadaşlar. Şimdi tepkimelere bakalım. Burada yine neyim var? Hemoglobinim. Burada da neyim var arkadaşlar? Karbondioksitim var. Bakın burada ne oldu? Hemoglobin ve karbondioksit birleşti. İsimleri ne oldu? Karbominohemoglobin. Bunu çokça yerde duymuşsunuzdur. Karbomino. Aa bu mino neyi hatırlatıyor bana? Amino'yu hatırlatıyor değil mi? Amino asitler vardı. Değil mi arkadaşlar? İşte buradaki mino yani diyor ki bu hemoglobinin içerisinde böyle bir amino asitlik bir yapı var. Karbondioksit gidiyor oraya bağlanıyor. Dolayısıyla karbondioksit buraya bağlandığı için arkadaşlar bu bileşiğin adını böyle vermişler. Yani karbondioksit hemoglobinin içerisindeki amino grubuna bağlanıyor. Biraz ne dedim arkadaşlar? Kimya içeriyor bu kısım. Dolayısıyla şey seviyor, ÖSYM seviyor. Çünkü kimya, biyoloji böyle birleştirebiliyor. Hem dolaşım sistemi hem de solunum sistemi vesaire. Dolayısıyla bunu seviyor. Demek ki bunun ismi neymiş? Karbomino hemoglobin imiş. Şimdi bu karbomino hemoglobin oluştu. Bu nerede oluştu peki arkadaşlar? Doku kılcallarında. Oluştu değil mi? Çünkü karbondioksiti kim verdi? Hücreler verdi. Pislikleriydi karbondioksit hücrelerin. Dolayısıyla doku kılcallarında görebilirim ben bu karbondioksiti. Karbondioksiti ne yaptım? Al yuvarın içerisindeki hemoglobinle birleştirdim ve karbomino hemoglobin meydana getirdim. Şimdi bu karbomino hemoglobinin karbondioksitinin ayırmak istiyorum. Atmak istiyorum atmosfere. Atmosfere nerede yakınım ben? Akciğerlerde yakınım. Yani alveol kılcallarında yakınım. Dolayısıyla burada hemoglobinle karbondioksiti nerede ayırıyorum? Alveol kılcallarında ayırmış oluyorum arkadaşlar. Ama bu olayların ikisi de aslında nerede gerçekleşiyor? Al yuvarın içerisinde. Yani al yuvarın içerisinde ben hemoglobinle karbondioksiti birleştiriyorum. Al yuvarın içerisinde ben karbondioksitle hemoglobini ayırıyorum. Ancak bu olaylar komple baktığımda nerede gerçekleşiyor? Doku kılcallarında gerçekleşiyor. Ya da ne diyebilirsiniz? Dokularda gerçekleşiyor diyebilirsiniz. Dokularda gerçekleşiyor ifadesi biraz yanlış. Çünkü dokular şurası. Yani aslında doku burası. Dolayısıyla dokuda gerçekleşiyor dediğimiz yapı biraz yanlış olmuş oluyor. Doku kılcalı bir tık daha doğru olmuş oluyor ama bazen kaynaklarda maalesef o şekilde de görebiliyoruz. Peki burada baktığımızda al yuvar içerisindeki bu ayrılma işlemi al yuvar içerisinde gerçekleşiyor. Ama ne de diyebiliriz? Alveol kılcallarında da diyebiliriz. Daha genel ifadelerle dediğim gibi alveollerde diyebiliriz. Daha da genel ifadelerde bu tepkime akciğerde gerçekleşiyor da diyebiliriz. Hepsini kaynaklar doğru olarak kabul etmiş oluyorlar. Ama siz doğrusunu bilin. Neye benzettim?
garsona benzettim değil mi? Kimi? Hemoglobini. Bakıyorum. Şimdi garsonlar ne yapar? Restoran mutfağından yemekleri alırlar. Bu yemekleri masalara götürürler. Masalardaki artıkları da alırlar. Nereye götürürler arkadaşlar? Restoran mutfağına götürürler. Hepsinin de kendilerine ait bir tepsisi vardır diye düşünelim. Yani hepsinin yoktur muhakkak da biz öyle düşünelim. Garsonumuz var. Garsonumuzun elinde de bir tepsimiz var. Ne yapıyor? Restoran mutfağından yemekleri masalara, masalardaki pislikleri, artıkları da nereye götürüyor? Restoran mutfağına götürmüş oluyor. O zaman al yuvarları garsonlara, garsonların tepsilerini de hemoglobine benzetebiliriz. Nasıl ki garsonlar mutfaktan yemekleri tepsiyle alıp masalara servis ederler, yemekler bitince de kirlenmiş tabakları tepsiye koyarak masalardan alıp mutfağa götürürlerse, al yuvarlar da akciğer kılcallarından aldıkları oksijeni hemoglobinle taşıyıp doku kılcallarındaki dokulara, doku kılcallarından aldıkları karbondioksiti de yine hemoglobinlerine bağlayıp akciğer kılcallarından alveollere vermiş olurlar diyoruz. Yani nereye benzettik? Bu al yuvar ve hemoglobin bağlantısına nasıl bir analoji yaptık? Garsonlara ve garsonların tepsisine benzettik. Garsonlar tıpkı al yuvarlar gibi. Evet, burada da söyledik. Hemoglobin, tepsi, al yuvar, garson. Evet, bunu da bitirdik. Yani şu ikisini az çok tahmin edebiliyorduk arkadaşlar. Bu ikisini az çok tahmin ettik. Şimdi geldik en cafcaflı kısma. Bir karbonat iyonu şeklinde. En çok da bu şekilde taşınıyor. Yaklaşık %70'lik bir kısmı karbondioksitin bu şekilde taşınıyor. Yani demek ki karbondioksiti alıp neye çeviriyor? Bir karbonat iyonuna çeviriyor. Ama bu işte çevirişte birkaç basamak var. Kimyasal basamak. Bu kimyasal basamak da öğrenciler tarafından çabuk unutulabileceği için ÖSYM diyor ki bakalım ya unutmuşlar mı, unutmamışlar mı, mantığını anlamışlar mı, anlamamışlar mı? Bir bunları test edelim diyor arkadaşlar. Bakalım. Karbondioksit neden bir karbonat şeklinde taşınıyor? Öncelikle ona bakalım. Karbondioksit plazmada, plazmayı artık biliyorum, kanın içerisindeki o sıvı kısım özellikle, ya da hemoglobine bağlı olarak taşındığında al yuvarın hücre içi ve kanın pH'i çok düşüyor. Yani al yuvarı plazmada taşıdığımda ya da hemoglobine bağlı taşıdığımda, hemoglobin al yuvarın içerisindeydi ya, al yuvar hücresinin pH'i çok düşüyor. Çünkü karbondioksit asidik bir madde. Ya da plazmada taşıdığımda, yani kanda taşıdığımda kanın pH'i çok düşüyor. Kanın pH'ini hatırlayın. Ne demiştik? Kanın pH'i 7.4'te sabit olmalıydı. 7.4'te sabit olmalıydı. Eğer buna homeostazi demiştik hatırlarsanız, iç denge demiştik. Eğer burada bir oynama olursa bu sefer insanın hani ölmesi gerekir. Dolayısıyla bu taşıma işleminde hücreler, vücut risk almak istemiyor. O yüzden diyor ki asidik oranı arttırmadan karbondioksiti başka bir forma dönüştürüp taşıyabilir miyiz? Bunun araştırıyorlar. Yani araştırıyorlar derken araştırmışlar, bulmuşlar, kodlamışlar. Hücrelerinde bu kod var. Dolayısıyla bu nizam, intizam bu şekilde devam ediyor. Şimdi diyoruz ki bu nedenle karbondioksitin doğrudan karbondioksit formunda taşınmasını istemiyorum. Bu nedenle karbondioksiti kanın pH'ini dengeli tutabilmek için bir formata dönüştürüyorum. Bu formun ismi de bikarbonat. Şöyle düşünün, hani şu Superman biliyorsunuz Clark Kent normalde kıyafeti, işte kendisi öyle normalde lanse ediyor. Öyle bir imajı var. Yani dışarıdan bakıldığında normal bir insan gibi. Yani bikarbonata dönüşmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Ama içerisinde bir ne var arkadaşlar? Süpermen var. Yani içerisinde bir ne var aslında? Karbondioksit var. Şimdi bikarbonata da baktığında kan diyor ki bunda yani benim pH'i tehdit edecek bir durum yok. Güzel, harika bir pH'i var. Hiç problem yok. Benim pH'imi düşürmüyor. Asidik oranımı arttırmıyor diye düşünüyor. Ama aslında neyi taşımış oluyor arkadaşlar? Aslında karbondioksiti taşımış oluyor. Farklı bir form ile arkadaşlar. Devam ettiğim. Şimdi bikarbonat diye bir şey varmış o zaman. Tamam. Şimdi karbondioksiti bikarbonat olarak taşıma sırasında nelere ihtiyacımız olacak? Bakın şunlara ihtiyacımız var. Bir sürü kimyasal isim. Bunların hepsini tek tek öğrenmiş olacağız. Merak etmeyin. Yavaş yavaş hepsini mantığıyla anlatmış olacağım sizlere. Yani nelere ihtiyacım varmış arkadaşlar? Ha bir de karbonik anhidraz enzimi varmış. Bunun da tabii ki yine bir neyi var?
Bunun da tabii ki bir yine şifresi var. Bunları vermiş olacağız sizlere. Yani nelere ihtiyacım var? Bir karbonik anhidraz enzimine ihtiyacım var. Su, kolay, suyu biliyorum. Karbonik asit, bunu daha görmedim. Bakalım neymiş? Hidrojen iyonu, tamam bu da okey, hidrojen iyonu. Bir de hidrojenle neyi birleştirmişiz? Hemoglobini birleştirmişiz. Tamam, bu da belki kabul edilebilir. Bir de hemoglobin varmış. Hemoglobini biliyorum zaten. Tamam. Bir karbonat iyonu biraz önce gördüm ama formülünü falan bilmiyorum. Buna da bir soru işareti koyayım. Bir de karbondioksitim varmış. Karbondioksit de biliyorum. O zaman bilmediğim nelerim var? Şu karbonik asidim var. Bir karbonat iyonum var. Bir de neyim var? Şunu da hadi bilmiyorum kategorisine alabilirim. Bir de tabii ki neyim var? Şu karbonik anhidraz enzimim var. Bakalım. Şimdi karbonik anhidraz enzimi. Ben enzimleri neye benzetmiştim arkadaşlar? Enzimler miksere benzerdi. Nasıl ki miksere böyle koyarsınız, ne yapacaksınız işte unu, şekeri vesaire koyarsınız. Karıştırır karbonik anhidraz enzimi, daha doğrusu mikser bunu karıştırır. Ama ben bu mikseri farklı farklı tepkimeler için, yani farklı farklı yapacağım yemekler için tekrar tekrar kullanabilirim. Yani ben örneğin pizza hamuru yaptığımda burada herhangi bir değişiklik meydana geliyor mu? Yani yıkıyorum, tekrar kullanıyorum. Yıkıyorum, tekrar kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Şimdi KitchenAid'de, yine reklam oluyorsa reklam yazalım bilmiyorum. Hani herhangi bir işbirliğim yok. Olsa güzel olurdu. KitchenAid'de arkadaşlar buradaki mikser markalarının en iyisi. Dolayısıyla ben bunu KitchenAid karbonik anhidraz olarak düşündüm. Yani şu bir enzim karbonik anhidraz enzimi. Zaten çoğu kaynaklı direkt KA diye geçiyor. Yani KA enzimi. KitchenAid diye düşünüyorum ben bunu. Ve karbonik anhidraz. Zaten enzimleri hep neye benzetiyorum dediğim gibi? Hep miksere benzetiyorum. Bugüne kadar videolarımı izlemediyseniz bu şekilde benzetiyorum. Ama izlediyseniz zaten bilirsiniz. Tepkimeyi ne yapacak? Hızlandıracak. Tepkimeden değişmeden çıkacak. Tepkimeyi başlatmayacak. Neden tepkimeyi başlatmayacak? Çünkü hiçbir mikser size gelip de hadi kalk ya bir kek yapalım demez, değil mi? Siz gidersiniz, başlatırsınız. O mikser size ne yapar? Sadece yardımcı olur. Onun gibi düşünebilirsiniz. Okey, devam ediyorum. Bakın yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi ne güzeldi. Plazmada taşımıştım. Karbondioksiti hemoglobine bağlı olarak taşımıştım. Bunlar kolaydı. Şimdi bir geldi ne? Bir karbonat iyonu. Ne yaptım? Burayı biraz büyüteceğim. Nereyi? Şu doku kılcal damarıyla şuradaki doku sıvısını ve hücreleri birazcık büyüteceğim. Yani nereye alıyorum? Birazcık bunları alıyorum. Demek ki orası bana lazım. Bakın büyüdü burası. Şurası ve şurası. İki tarafı büyüttüm. Şurada nelerim var? Hücrelerim. Bakın burada. Burada da neyim var? Doku kılcal damarım var. Doku kılcal damarımın içerisinde ne varmış? Karbonik anhidraz enzimi varmış. Karbonik anhidraz enzimi demek ki benim işime yarayacak. Şimdi bakıyorum neler olacak? Al yuvarım var. Tamam, al yuvarı da büyütmüşüm bayağı bir. Al yuvarın içerisinde hemoglobinim vardı. Bir kısmı karbondioksitin öyle taşınacaktı ama şu anda hemoglobine bir şey demiyorum ben. Ne yapıyorum? Bakıyorum. Ne yaptım? Biraz büyüttüm burayı ve şu anda neyin içerisindeyim? Al yuvarın içerisindeyim. Neredeyim? Doku kılcal damarındayım. Neden? Çünkü hücrelerden direkt doku kılcallarına, doku sıvısı aracılığıyla karbondioksitim geçmiş olacak. Karbondioksit geldi. Şu anda neyin içerisinde? Al yuvarın içerisinde. Karbondioksit bu şekilde al yuvarın içerisinde direkt karbondioksit olarak kaldığında da al yuvarın pH'ını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla al yuvar pH'ını olumsuz etkilememesi için de ne yapacak arkadaşlar? Bunu suyla birleştirecekmiş. Şimdi bakıyorum. Kolay bir bakkal hesabı yapayım. Bir karbon iyonum var. İki tane oksijenim burada. Bir tane oksijenim burada. Bir tane hidrojenim burada. Bunların hepsini toplarsam şöyle bir şey mi oluyor? Tabii ki karbonik anhidraz enzimi burada işlev görüyor. Mikser gibi o karıştırıyor ve ne oluşuyor? İki tane hidrojen. İki tane hidrojen sudan geldi. Tamam. Karbon bir tane. Bu karbondioksitten geldi. Tamam. Üç tane de oksijenim. Zaten burada bir oksijenim vardı. İki tane de oksijenim buradan geldi. Ne olmuş ismi? H2CO3 olmuş. Ne yaptım? Bakın ezberlemiyorum bunu. Ne yaptım? Karbondioksit suyu birleştirdim. Hepsini topluyorum. Bakkal hesabı. Sonra bunun ismi neymiş? Karbonik asitmiş. Bunu da anlatacağım sizlere. Bunu da aklınıza tutmak için ufak ufak bir şeyler anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Yani karbonik asit diye bir şey oluşmuş. Karbondioksit de bu zaten asit de bir de karbonik asit oldu. Benim amacım zaten asitliği azaltmaktı. pH'ı çok böyle dengesiyle oynamamaktı. Yine ben ne yaptım? Suyla birleştirdim. Bu yine ne oldu? Asit oldu. Asit istemiyorum. Ne yapayım bunu? Değiştireyim, dönüştüreyim. Ne yapıyorum o zaman? Bu karbonik asidi yani H2CO3'ü ezberlemiyorum. Bakın mantığıyla ilerliyoruz.
ne yapmış? İyonlarını ayrıştırmış. İyon dediğim neydi? Artı ya da eksi, yani bileşiklerinde eksi artı yukarısında yazıyor ya, eksi artı neyse, iyonlarını ayrıştırıyorum. Bir hidrojen iyonunu ayrıştırmış. Şimdi buradan bir tane hidrojen iyonu götürdüğümde kaç tane hidrojen iyonu kaldı? Bir tane hidrojen iyonu kaldı. Geriye de ne kaldı? CO3 olduğu gibi kaldı. O zaman ne yaptım? H bir tane ayırdım. Bir de HCO3 meydana geldi. Tamam. Şimdi hidrojen iyonu, hatırlarsanız tepkimelerinde hidrojen iyonu açığa çıkaranları biz ne demiştik? Asit demiştik, değil mi? Demek ki şöyle bir asidik maddem daha oluştu. Asidik maddeden de kurtulamıyorum yani. Karbondioksit hala o asidik etkisini sürdürmeye çalışıyor bir yandan gibi düşünebilirsiniz. Ama ne oluşturdum? Bir karbonat iyonu oluşturdum. Ya bu karbonat dediğim şey eksi de iyon vermiş. Bu karbonat dediğim şey o zaman ne? Basit bir yapı. Gerçekten ne yaptım şu anda? Kurtuldum asidik yapıdan, değil mi? Bir karbonat iyonu sayesinde, bakın, karbondioksit, burada bir saklı karbondioksit var, gördünüz mü? Buradaki saklı karbondioksiti aslında ben ne yaptım? Buraya bir tane daha oksijen ekledim. Bir de yanına hidrojen eklemişim. Bunu paketledim yani ben. Yani artık ne yaptı? Artık gizlendi. Süpermenim, süper karbondioksitim gizlendi. Artık ne oldu arkadaşlar? Artık Clark Kent oldu. Yani artık bikarbonata dönüşmüş oldu. Ve ben bu bikarbonatı ne yapabilirim artık? Kan damarına verebilirim. Ama öncelikle şu asidikliği bir çözelim. Burada hidrojen var ya, bu hidrojen hala burayı tehdit ediyor. Nereyi? Alyuvarı tehdit ediyor. Hidrojen ne yaptı? Çünkü asidikliği arttırdı, pH'i düşürdü. Hemoglobin diyor ki, ya bu sefer de sen mi boşta kaldın diyor. Karbondioksiti taşıdım, oksijeni taşıdım. Ya sen de diyor, bir şey olmaz, bir de hidrojenciksin sen diyor. Ben o kadar karbondioksit taşımışım, karbondioksit taşımışım, oksijen taşımışım. Seni mi taşıyamayacağım? Gel bakalım diyor. Ve bu hidrojen iyonu da hemoglobin, tabii ki boşta kalanları hemoglobin bırakmıyordu biliyorsunuz. Boşları topluyordu. Ve hemoglobin ne yaptı? Hidrojen iyonunu almış oldu. Hidrojen iyonunu alınca da şu boşta kalan neyim var? Bir bu var. Bununla ne yaptı? Birleştirdi arkadaşlar. Hemoglobin ve hidrojen böylelikle birleşmiş oldu. Ve arkadaşlar bazik olan bikarbonat iyonu, şuradaki bikarbonat iyonu kan plazmasına geçerek kanın pH'ını dengelemeye yardım ediyor. Çünkü asidikliği arttırmıyor arkadaşlar. pH'ı dengeliyor, kanın pH'ını. Çünkü kanda normal taşınan da %7 oranında ne var? Karbondioksit vardı ya, hani bir de karbondioksitin %7'lik kısmı kan plazmasına taşınıyordu. Bu kanın yine asidikliğini ne yapıyor? Arttırıyor. Ama bikarbonat iyonu şeklinde de taşınıyor %70 oranında. %70 oranında böyle, %7 oranında böyle. Dolayısıyla kandaki bu karbondioksitin asidikliği arttırmasını ne yapıyor? Bikarbonat iyonu engelliyor. Çünkü bu bazik bir yapıya sahip. Böylelikle kanın pH'i dengeleniyor. 7.4'te sabit olması sağlanmaya çalışılıyor. Asidik olan hidrojen iyonu ise, o şuradaydı hatırlarsanız, hem alyuvar hücresinin hem de kanın asidik oranını arttıracağından alyuvarda bulunan ve bağlandığı oksijeni bırakmış, yani şu anda boşta olan hemoglobine bağlanarak, bakın burada, asidik tehdidini yine ne yapıyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Bunu söyledik zaten. Hidrojen iyonu boştaydı. Hemoglobin ona bağlandı. Peki hocam, şimdi bu tepkimelere bir daha bakalım. Karbondioksitim vardı, hücrelerden geldi. Hala neredeyim? Organ ya da doku kılcallarındayım. Bu karbondioksiti ne yaptım? Suyla birleştirdim. Yani yüzüne bir su çarptım. Dedim ki ya karbondioksit, Allah aşkına bir dur. Bir o kadar asidiklik yapma bana. Gerçekten yani burayı toparlamakta çok zorlanıyorum. Gel bir yüzüne su çarp dedik. Geldi yüzüne su çarptı. Su çarpınca ne yaptım? Birleştirdim bunları. Ama karbondioksit, ben onun üzerine su çarpınca daha çok sinirlendi. Ve asidik yapıyı hala korumaya devam etti. Bu sefer ismi ne olmuş? Karbonik asit olmuş. Karbonik asitin formülünü bilmiyorum. Ezberlemiyorum. Ne yapıyorum? Topluyorum. Bir karbonum burada. İki oksijen. Bir oksijenim de burada. Üç oksijen. Bir de neyim var? Hidrojenim var. Yani hidrojen CO3, H2CO3 diye bir şey varmış. Adına karbonik asitmiş. Neden asit diyorum? Çünkü bakın burada hala asidikliği sürdürmüş oluyorum. Çünkü karbondioksit yüzüne su çarptığımda karbondioksit sinirlendi. Hala asidikliğini
korumuş oluyor. Allah dedim ne yapacağım şimdi? Karbonik asidi dedim ki tamam karbonik asit sakin ol. Yavaş yavaş sakin sakin dedik ve karbondioksit karbonik asit biraz daha sakinleşti. Sakinleşince iyonlarına ayrıldı ve dedi ki bir tane hidrojenimi bırakıyorum tamam dedi. Bir tane hidrojenini bıraktı. Bir hidrojeni buradan sildiğimde bir hidrojen kaldı. Dolayısıyla ne yaptı? Bir karbonat iyonuna dönüştü. Yani bir karbonat iyonuna dönüşünce ne yaptı? Bazikleşti değil mi? Ama hala içindeki hidrojen iyonu yani ortamı asidikleştiren madde hala ne yapıyor? Ufak ufak devam ediyor. Yani hala o karbondioksitin o asidik etkisi bir şekilde hala korunuyor. Hemoglobin dedi ki tamam artık ben bu olaya müdahale edeceğim. Bütün boşları topluyorum, bütün pislikleri alıyorum. Ve hemoglobin ne yaptı? Buradaki hidrojen iyonunu aldı ve HBH molekülü meydana geldi. Ben buraya kadar anladım sanki. Sizde ne var ne yok? Peki. Peki arkadaşlar bu karbonik asitle ben bir karbonat iyonunu karıştırıyorum birazcık. Yani hangisinin formülü hangisiydi birazcık karıştırıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Şuradakileri hatta silebilirsem hemen sileyim. Şurası karbonik asit, şu yukarıdaki asidik yapıydı. Burası da bir karbonat iyonu. Peki bunların formülleri olmasa? Ya da formüllerine bakarak isimlerini nasıl tahmin edebilirim? Bu iki bileşik maddeden birbirleri karıştırılabiliyor. Şöyle düşünebiliriz demişim. Karbonik asit, asit yapılı bir molekül ve asit yapılı moleküllerin içerisinde daha fazla ne olur? H artı iyonu olur. Bu nedenle, iki kez yazmışız. Bu nedenle bu molekül asidik bir moleküldür. Okurken de karbonik asit şeklinde okuruz. Bakın burada iki tane hidrojen var, burada bir tane hidrojen var. Diğer kalan kısımları aynı. Bir karbonat iyonunda formülü bazen unutulabiliyor. Bu karbonik asitten bir molekül hidrojen eksik. Bir molekül hidrojen eksikse bir karbonat diyorum. Bir molekül hidrojen eksik. Burasını özellikle bir yazdım. Bir hidrojen eksikse ismi bir karbonat. Bir molekül hidrojen karbonik asitten eksilttiğimde bir karbonat iyonunu meydana getirmiş oluyorum. Şöyle bir daha şuna bakmış olayım. Karbondioksitim var. İkisini ne yaptım? Karbondioksitimle suyumu birleştirdim. Su çarptım karbondioksitin üstüne. Karbonik asit oldu. Daha da sinirlendi. Arkadaşlar hepsini birleştirdim. Bu karbonik asite dedim ki tamam sakin ol. Birazcık parçalan ve birazcık parçalandı. Bir karbonat iyonu oldu. Biraz bazikleşti ama içindeki hidrojen iyonu açığa çıktı. Hidrojen iyonu yine ortamı asidikleştirdi. Bu asidikleştirmeyi engellemek için hemoglobin kendini feda etti. Boşları toplayayım abi dedi. Boşları topladı, hidrojen iyonu ile birleştirdi ve bu şekilde bir molekül meydana geldi. Benim amacım ne? Karbondioksiti hangi formda taşımak? Bir karbonat formunda taşımak. O zaman bir karbonatta ne yapabilirim artık? Kan damarına güvenle verebilirim diyorum. O zaman şöyle baktım. HBH var elimde şu anda. Bakın burada HBH var. Ve bir de neyim var? Bir karbonat iyonum var. Bunları artık ne yaptım? Küçülttüm bakın yani şu kısmı büyütmüştüm. Bunların hepsi buralarda meydana gelmişti. Şu doku kılcal damarın içinde meydana gelmişti. Şimdi ne yaptım? Artık bunları nereye taşımak istiyorum? Ben bunları atmak istiyorum. Çünkü amacım karbondioksiti atmaktı. O zaman götürelim. Götürdüm bunu alveol kılcalına. Bunu da götürdüm alveol kılcalına. Ama bunların içerisinde hani direkt bir karbondioksitim yok ki. Direkt karbondioksit olarak atamıyorum. Bir karbonat iyonum var bir de HBH'ım var. Şimdi ne yapacağım? Burayı büyüttüm. Şurayı ne yaptım? Büyüttüm. Şurada neyim var? Alveolum var. Burası bir alveol kılcalı. Alveol kılcalında kılcal damarın içerisinde bir karbonat iyonum var. Bir de alveolümün içerisinde HBH'ım var. HBH oluşmuştu biliyorsunuz. Değil mi? Şimdi ne yapacağız bakalım. Bir karbonat iyonu tekrar nereye geçti? Alveolün içine geçti. Çünkü bu tepkime alveolün içinde meydana gelmişti. Bir karbonat iyonu alveolün içerisinde oluşmuştu. Şimdi ne yaptım? Alveol iyonunun içerisine bir karbonat iyonu tekrar girdi. Demek ki bu tepkimeler nerede gerçekleşti? Alveolün içerisine gerçekleşti. Şimdi tabii ki yine alveoli beyazlaştırdım tepkimeleri rahatça görebilin diye. Alveolün içerisinde ne oluyormuş bakalım. Bu HBH vardı ya, HBH yine parçalanıyor. Ve neye dönüşüyor? Hemoglobine dönüşüyor. Bir de neye dönüşüyor arkadaşlar? Hidrojene dönüşüyor. Yani ayrışıyor hemoglobinden hidrojen iyonu. Ama ne yapacak bu durum? Ortamın pH'ını arttıracak. Bakalım ne oldu?
Şimdi bu hidrojen iyonu ortamın pH'ini arttırmasın diye ne yaptım? Bir karbonat iyonu zaten alyuvalın içerisine girmişti ya. Bununla bunu birleştirdim. Yani aslında oradaki doku kılcallarındaki tepkimenin tam tersi burada oluyor. Hidrojenin bir tanesi burada, bir tane daha hidrojen geldi. Ne meydana geldi o zaman? Arkadaşlar iki hidrojen vardı. Ortam daha da asidikleşti. Karbonik asit meydana geldi. Bikarbonat iyonu hidrojen iyonuyla birleşti. Karbonik asit meydana geldi. Karbonik asit de başta ne yapmıştım? Ben oluşturmuştum, değil mi? Şimdi de ne yapıyorum? Tekrar parçalıyorum. Yine hangi enzime ihtiyacım var? Karbonik anhidraz, yani KitchenAid demiştik. KA'ya ihtiyacım var. Ne yaptı? Suya ve nereye dönüştü? Karbondioksite dönüştü. O zaman artık elimde ne var? Burada alyuvarın içerisinde karbondioksit, hemoglobinim boşa çıktı. Bir de neyim var? Suyum var. O zaman karbondioksit ne yapsın? Alyuvar kılcalına geçsin. Ardından da alveollerden atmosfere verilmiş olsun. E neyim kaldı içerisinde? Alyuvarın içerisinde hemoglobin ve su kalmış oldu. Hemoglobin de gelmişken boş gitmeyeyim bari diyor. Alveollere kadar gelmişken buradaki alveollerdeki oksijeni de alıyor. Nereye götürüyor arkadaşlar? Yine dokulara götürmüş oluyor. Hemoglobin hiç boş durmuyor arkadaşlar. Oksijeni alıyor ve nereye götürüyor? Yine dokulara iletmiş oluyor. O zaman oksijenin taşınmasında çok uzun bir yol kat ettik değil mi arkadaşlar? Yorucu bir videoydu gerçekten. %2'si kan plazmasına çözülmüş halde taşındı. Tamam artık şu bikarbonatı falan görünce kan plazmasına taşınmak artık bizim için çıtır çerez. %98'i hemoglobine bağlı olarak taşınıyor. Tamam bu da çıtır çerez. Şimdi o zaman oksijenin taşınmasında bir şey yok. Karbondioksitin taşınmasında da yine şu iki kısmı görüyorum. Şu kısımda civcivli kısım. O zaman baktım. Şimdi hemoglobinle oksijeni birleştirmiştim. Yine bu tepkimelerin hepsi alyuvarın içerisinde gerçekleşiyordu. Neydi? Oksihemoglobin elde ettim. Bu oksihemoglobinin oluşması nerede oldu? Akciğerlerde. Ya da ne demiştim? Alveollerde. En doğrusu neydi arkadaşlar? Alveol kılcallarındaydı. Ama akciğer dese de, alveol dese de doğru diye kabul ediyor kaynaklar. Şimdi bu oksihemoglobin oksijenden nerede ayrılmak isteyecek? Nereye getirmeyi planlıyordu oksijeni? Dokulara götürmeyi planlıyordu. Dolayısıyla yine bu ayrılma tepkimesi alyuvarın içerisine meydana geliyor ama bu oksijenle hemoglobin birbirinden ayrıldıktan sonra oksijen doku kılcallarından dokuya ardından da buradan nereye geçiyor? Hücreye geçmiş oluyor idi. Şimdi bunlar nerede meydana geldikleriydi? Bu oksijenin taşınmasıyla ilgili kavramlar. Şimdi bir de karbondioksitin taşınmasıyla ilgili kavramlar vardı. Karbondioksitin taşınmasıyla ilgili kavramlarda bakın şunları görmüştük hatırlarsanız. Şöyle bir sürü tepkimeler görmüştük. Hem birleştireyim diye düşündüm. Şöyle hepsini bir arada görün. Bir deneyim var bakın. Şunlar var. Bunlar nerede meydana gelir? Bunlar da doku kılcallarında. Doku kılcallarında meydana geliyor. Ne? Çünkü doku kılcallarında karbondioksitim ne yapıyor? Suyla birleşiyor. Yine alyuvarın içerisinde tabii ki. Ardından da karbonik asit meydana gelmiş oluyor idi arkadaşlar. Bunlar doku kılcallarında meydana geliyor. Alveol kılcallarına geldiğinde de bu karbondioksitin tekrar açığa çıkması lazım ki ne yapsın? Karbondioksit atmosfere verilebilsin. Bu da güzel bir sayfa oldu, slide oldu. Sizin total anlamda böyle bir bakabilmenizi sağlaması açısından. Evet arkadaşlar biraz yorulduk. Ama çokça şey öğrendik. Mantığını kavramaya çalıştık. Hepsini tek tek anlatmaya çalıştım. Çokça görsel kullanmaya çalıştım. Umuyorum faydalı olmuştur sizler için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda umuyorum grafikleri işlemiş olacağız sizlerle beraber. Çünkü solunumda çok fazla grafikte soruları da geliyor. Özellikle işte bor etkisinde vesaire. Yani bu alyuvar nereden anlıyor dokulara geldiğini ya da nereden anlıyor alveol kılcalına geldiğini de oksijeni bırakıyor, karbondioksit alıyor, karbondioksit bırakıyor, oksijeni anlıyor. Yani bu olayların mantığı nedir? Nasıl meydana gelir? Bunları bir sonraki videoda grafik sorularıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.